Geçen gün çektiğim selenit videosunu hatırlıyorsunuz. Bakın bu elimde gördüğüm kalsit değil. Bunlar selenit. Çok güzel taşlar bunlar. Şu ana kadar bulduğum en kaliteli selenit. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bunlardan alacağım. Gerçekten burada ne ararken ne bulduk. Yani gerçekten çok güzel bir duygu bu. Ne ararken ne bulduk burada. Şuradan birkaç tane güzel selenit kristali alalım. Bakın arkadaşlar, toprağa gömülmüş. Evet. Yanıma çekiç almadım. Tabii biz şimdi buna geçici olarak baktığımız için buraya, o gözle gelmediğimiz için, mağaraya bakmak için geldik. Bakın. Büyüklüğüne bakın. Allah. Kocaman. Harika taş bunlar. Evet. Çok güzel bir buluş oldu. Bana da sürpriz oldu bu arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar yani gerçekten benim gözümde devasa yani. Evet. Devam edelim. Gerçekten ne ararken ne bulduk. Çok güzel bir duygu. Şunun güzelliğine bakın. Evet, şurada bir tane kocaman parça var. Çok büyük bu. Bunu buradan alabilir miyiz? Bilemiyorum. Bunda yeşillik de var. Çok şükür. Ne olursa olsun yine de bu kadar yol geldik, kilometre yaptık. Demek ki elimiz boş gitmeyeceğiz arkadaşlar. İşte bu da Yaradan'ın bize bir lütfu. Bakın kaç kilometre yol geldik. Ne ararken ne bulduk. Devam edelim. Samsun Bafra civarlarındayız arkadaşlar. Burada taş arıyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Arkadaşlar, terk edilmiş bir maden sahasına geldik burada, yolun kenarında. Bölge hakkında en iyi bilgi alabileceğimiz yer burası arkadaşlar. Burada şöyle kısa bir araştırma yapacağız. Buranın yapısı hakkında bilgi sahibi olursak çok fazla zaman kaybetmeden yolumuza devam etmiş oluruz. Veyahut da burada kalıp istediğimiz şeyleri aramaya devam ederiz. Bakın. Şimdi şurada parlak şeyler var. Bunlar kalsit. Ben bunların kalsit olduğunu eminim. Ama siz eğer emin olamıyorsanız
Çok basit. Anlamanın bir yöntemi var. Elinizde şöyle bir taş alın. Normal bildiğiniz mermer taşı. Bunu kalsitin üzerine sürün arkadaşlar. Bakın. Bunu çizin. Bakın. Gördüğünüz gibi beyaz iz bıraktı. Demek ki bu kalsit. Ya ben eminim de siz emin olmak için böyle yapabilirsiniz. Yani bu kuvars olsaydı, bu biraz önce çizdiğim kuvars olsaydı burada arama yapabilirdiniz. Çok güzel kuvars kristali bulabilirdiniz. Ama bu kalsit olduğu için burada arama yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil gibi görünüyor. Yine de şöyle bir yukarıya doğru bakalım. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Sabırla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kayalık devasa bir kayalık. Şurada çok büyük bir mağara var. Vallahi gördüm mağarayı. Hiç şey yapamadım yani, bakmadan geçemeyeceğim. En azından şöyle içine girmeden dışarıdan bir bakalım. Ama inanılmaz değişik bir yer burası. Şu gördükleriniz mermer kayalar. Bakın. Şöyle. Hemen burada. Bakın arkadaşlar. Geçen gün videosunu çektiğim selenit taşını nerede bulduk? Bakın arkadaşlar. Ne ararken ne bulduk? Evet. Bu dünkü çekmiş olduğum selenit taşlarının çekimlerinden çok daha kaliteli bunlar. Evet bakın. Arkadaşlar tam mağaraya doğru çıkarken burada çok güzel selenit
kristalleri bulmaya başladım. Bakın hemen şurada toprağın içine girmiş. Bunlar şu ana kadar bulduğum selenitlerin en saydamları arkadaşlar. İnanılmaz bir yapı. Çok tehlikeli. Çok gizemli. Çok farklı bir yer burası. Buraya doğru şöyle gidiyoruz ama evet, burada hayvanları korumak için bir yer yapılmış. Buranın devamı yok. Evet, mağara gibi gördüğümüz yer burada bitiyor. Çok güzel manzaralar var arkadaşlar. Bakın şu karşıda, tam kameranın ortasında yakınlaştırıyorum. Kayanın ortasında bir Bizans yapısı var. Ayrıca ilk defa bu bölgede bir zeytin ağacı gördüm. Bakın. Çok muhteşem bir yer burası. Aynı zamanda çok tarihi bir yer olduğu belli. Şimdi bakın yukarıya doğru gittikçe yapı değişiyor arkadaşlar. Burada sanki çok eski zamanlarda termal bir faaliyet olmuş gibi. Galiba yukarılarda sıcak su kaynakları olabilir. Şimdi şuraya doğru. Arkadaşlar burası büyük bir ihtimalle ya bir çinko madeni ya da manganez maden sahası burası. Tabii biz işin taş kısmında olduğumuz için bakalım burada bizim işimize yarayacak herhangi bir şeyler var mı diye şöyle dikkatli dikkatli bakacağız. Yalnız sizlere şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bir günde taş bulmak hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir şey hiç olmadı şu ana kadar. Ama emin olun ki bu bölgede yakın bir yerlerde çok güzel yemyeşil krizopras taşları olduğunu tahmin edebiliyorum. Bölgenin yapısından, arazinin yapısından, kayaların yapısından, bu bölgenin yakınlarında çok güzel krizopras taşları olduğunu tahmin ediyorum. Bu da bizim bu bölgeye çok fazla geleceğimizi gösterebilir. Bakın arkadaşlar, klaser yapı, kayaların yapısına bakın. Aynı zamanda burası antik bir termal bölgesi. Bu civarlarda opal araması yapmak hiç de yanlış olmaz. Bu bölgenin yakınlarında arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çünkü bugün çok dolaşacağız herhalde. Şöyle yukarıya doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Videomun başında bu mermer kayalarını göstermiştim sizlere.
burada inşallah boksit buluruz diye bir söz etmiştim. Hatırlıyorum. Bakın şimdi şuradaki gördüğünüz taşı, bakın arkadaşlar, ben bu gördüğünüz taştan şüphelendim. Neden şüphelendiğimi söyleyeyim. Bakın bu gördüğünüz oluşum bir yakut oluşumu. Yakut değil ama şu gördüğünüz taş sanki bir yakut oluşumu kanaatine vardım. Bunu kesin olarak yakuttur demiyorum. Fakat şuraya bakın, dikkatli bakın. Bu taşı alacağım ve buna mor ışık testi uygulayacağız arkadaşlar. Eğer birazcık floresan etkisi yaparsa burada, bu bölgede, yakın civarlarında yakut araması yapmak için bir sebebimiz olacak arkadaşlar. Bakın kayaların yapısına dikkatli bakın. Yani bölge taş bakımından zengin bir bölge gibi görünüyor. Arkadaşlar taş ararken hiçbir zaman aman burada bir şey olmaz, buradan bir şey çıkmaz deyip kestirip atmayın. Bakın şu gördüğünüz karşıdaki beyazlar kalsit damarı. Hemen yaklaşalım. Şimdi bu kalsit damarların içerisinde bölgede zoist varsa eğer, yakutlu zoist, bu kalsitlerin içerisinde çok güzel yakutlar bulabilirsiniz. Pembe safirler bulabilirsiniz. Şu anda burada yok ama bir bakmışsınız şu kenarında pembelik vardır. Bir bakmışsınız pembe safiri bulursunuz. Yani bunun için böyle yerleri es geçmeyin. Bakın dikkat edin. Kayanın renkleri çok farklı. Ve yakut oluşumunu da tetikler bir pozisyonda. Yani bakın renkli taşlar var. Ne güzel, bakın kırmızı kayalar var burada. Bakın yakutlu zoitsin rengi. Zaten biliyorsunuz bu şekilde yeşil ve içerisinde yakutlar vardır. Onun için bu bölge çok güzel bir bölge. Yani arama yaparken çok dikkat edin. Yani hemen kestirip atmayınız. Çok ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Bakın şu yakutlu zoist oluşumu gibi duruyor.
Arkadaşlar ileride müthiş bir doğa olayı var. Bakın ırmağın üstünde bir bulut tabakası çöktü. Ve oradaki su kabarmaya başladı. Bakın dikkat ederseniz çizgiyi görebilirsiniz orada. Çok değişik bir doğa olayı. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama buraya doğru geliyor. Rüzgar da yavaş yavaş esmeye başladı. Biraz sonra onun ne olduğunu anlayacağız. Çünkü bize doğru yaklaşıyor. Şimdi hortumsa zaten buradan direkt arabayı alıp bizi artık memlekete mi götürür yoksa uzaya mı götürür bilemiyoruz ama yalnız iyi bir şey olmadığı kesin yani. Bakın buraya doğru yaklaşıyor. Su kabarıyor. Oradaki su kabarmış. Buradaki su da durgun bakın. Dikkat ederseniz şöyle tekrar yaklaştırayım. Bakın arkaya doğru. Ya da çok şiddetli bir yağmur yağıyor oraya indiriyor. Evet. Arkadaşlar biraz önce gelen kar fırtınasıymış. Şu anda yoğun bir kar yağışı başladı. İnşallah bu dağda mahsur kalmadan sağ salim aşağıya ineriz.